Geldik üçüncünün büzgüsüne. Yarımşar metre almıştım ben bunları. 10 santim falan kestim ikisinden. Beyaz puanlı olanı uzun yapmak istiyorum. Örgüsü büyük çocuklar için oldu. Bakalım bitince nasıl olacak. Sonuncu eteğimizin büzgüsünün bitmesine az kaldı. Makineye gerek yokmuş yani. Dikişten anlamadığım halde bitince nasıl olacak bakalım. Evet, üçüncünün büzgüsünü de bitirdik. Şimdi geçirelim örgülere bunları. Düzgüyü örgüye göre ayarlayacağız. Sonra büzgü ipini sabitleyeceğiz. Ondan sonra dikeceğiz. Örgümüzü ters çevirdik. Bura yüzü böyle getireceğiz. Kafeste bitirmiştik. Kafesten bu örgüyü, kumaşı böyle dikeceğiz. Kolunun altı hizasında dikişinin yana gelmesini istiyorum. Böyle. Biraz sık dikeceğiz. Büzgül oluyor. Çevirdiğiniz zaman. Evet, tersinden diktik. Bir çevirelim. Nasıl olmuş beraber görelim. Burada arka tarafı. Bu dikiş yanda olsun istedim. Burası dikilecek sonra içinden. Ama sağlam olsun diye. Bir dikiş de üstten gideceğim. Sonra bu kafese geçirebilirsem kurdele geçireceğim. Hem dikişleri kaybeder, hem de güzel bir görüntü olur. Ben dikişten pek anlamam. Ama yapmaya çalıştım.
Evet, bir içinden bir dışından diktik. Şimdi tersini çevirip yan dikişini dikeceğiz. İnce dikelim, bir seferde dikelim burayı. Evet, ikinci elbisemizin de arka yüzünden diktik. Şimdi ön yüzünden dikeceğiz. Sık sık dikiyoruz ki sağlam olsun. Yanlarını da en son dikeceğiz. Evet, üçüncü elbisemizin de buradan diktik. Sıra yüzünden dikmeye geldi. Bunların dikiş yerlerini arkaya getirdim. Şimdi bu yanlar dikilecek. Yanlar dikildikten sonra ütülenecek. Düğmeler dikilecek. Bir de bu kestiğimiz parçaları kuşak mı yapacağım? Artık fiyonk mu yapacağım? Ense tarafına, onu bilmiyorum. Karar verince gösteririm. Güzel oldu. Bu da ikinci elbisem. Süslemesiz bitireceğim videoyu. İnşallah süsleyip düğmeler de süslemeler bitip her şey bitince onun için ayrı bir video yaparım. Bu da beyazın modelinden. Bir sıra trabzan, bir sıra kafes. Renklerini böyle uydurabildim kumaşlarımın. İnşallah siz de beğenmişsinizdir. Teşekkürler izlediğiniz için.